Yüksek sesle gülmüştüm. Çalışmak istemiştim. Gece minibüste tek başıma kalmıştım. Birleşmiş Milletler'in bir takım raporları var. En son raporuna göre, 2017 verilerine göre yapılmış, yeni çıkmış olan bir rapor. Burada günde dünyada 137 tane kadın öldürülüyor aile üyesi tarafından. Yıllık bazda baktığımızda bu yaptıkları araştırmada yaklaşık 80 bin kadın öldürülüyor, kasten öldürülüyor. Öldürenler kim? Aile üyeleri, eşi, erkek arkadaşı. Bu çok önemli. 50 bin kişi bu şekilde öldürülürken yaklaşık 30 bin kişi de eski eş veya erkek arkadaşı tarafından öldürülüyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle Bakan Soylu'nun bir açıklaması oldu. Türkiye'de öldürülen kadınlar 20 Kasım 2020'ye kadar 234 dedi. Geçtiğimiz yıllarda bu sayılar 300 civarında, yıllık bazda bahsediyorum. Yani 20 Kasım'a kadar söyledi. Maalesef en az 300 kadın öldürülüyor yılda Türkiye'de. Cinayetlerin önünü almamız son derece önemli. İşlevsel yasalara ihtiyacımız var, politikalara. Yasalarımız yeterli, yeterince güçlü yasalarımız var ama bunu doğru uygulamak, uygulatmak lazım. Kadın cinayetlerinin ne kadar sürekli olduğunu görüyoruz. Bunlarla mücadele etmek için yasaların varlığının yetmediğini görüyoruz. Çünkü o yasalar bize imkan verdiği halde cezalar alınması gerekenden daha az oluyor veya işte bu infaz yasası gibi yasalarla cezalar hafifletiliyor. 15 yıl 9'a inebiliyor. Kadın şiddeti ama sadece cinayetlerle, yani fiziksel şiddet veyahut cinsel şiddetle sınırlı değil. Kadınlar ekonomik şiddetle karşılaşıyor, psikolojik şiddetle karşılaşıyor ve artık günümüzde dijital şiddetle karşılaşıyorlar. Şimdi biz hep bunları konuşuyoruz, kadın cinayeti, işte dayak yiyen kadınlar, ama ekonomik şiddeti konuşmuyoruz. Bu kavram ne kadar insanların bilincinde var, bunları bilmiyoruz. Çünkü bu kavram çok normalleştiriliyor. Aslında normal bir kavram değil. Ne oluyor bu kavramda? Kadının finansal kaynaklara erişimi kısıtlanıyor. Yani finansal bağımlı haline geliyor. Erkek tarafından kendisine finansal bağımlı varlık haline getiriliyor. Ekonomik şiddetle mücadele çok çok zor hakikaten, ama kadınların bilinçlenmesi gerekiyor. Bu kavramların ne olduğunu bilmeleri gerekiyor ve haklarına sahip çıkmaları gerekiyor. Bu mücadele kadının önce kendi özgüveniyle başlar. Kadın özgüvenine sahip olacak ki kendi haklarına sahip olacak. Dünya Ekonomik Forumu'nun çıkarmış olduğu bir rapor ve bu rapora göre kadın ve erkek arasındaki en büyük uçurum politika alanında, politikada temsil alanında gerçekleşmiş. İncelenen ülkeler arasında kadının parlamentoda temsil oranı %21. Türkiye'ye bakalım, Türkiye'de 17 bakanımız var, sadece 2 tanesi kadın. Parlamentoda böyle, iş hayatında farklı mı? Üst düzey yönetimlere bakalım. Kadın, evet, orta düzey yönetici olabiliyor birçok sektörde, bunu görüyoruz. Ama üst düzey, yani karar alma mekanizmasına geldiğimizde bu oranlar çok çok düşüyor. Şimdi en son yine yayınlanan bir rapora göre kadın CEO'ların, Fortune 500 biliyorsunuz dünyanın en önemli, en büyük firmalarını kapsıyor Fortune 500. Burada kadın yönetici, kadın CEO sayısı bu ilk Fortune 500 firması arasında %7.4. Erkekler kadınları özellikle karar verme mercinde istemiyorlar. Önce bir kere özgüvenine sahip olacak, haklarını bilecek. Şimdi bu, gerektiğinde sesini çıkaracak. Şiddete uğrayan kadınların sadece %40'ı polis gibi, sağlık merkezleri gibi yerlere gitmişler. Sadece %40'ı. Bu %40'ın içindeki %10 sadece polise gitmiş. Şimdi durumun ne kadar içler acısı olduğunu görüyorsunuz. Kadın şiddet gördüğü halde sesini çıkarmıyor. Hakkını aramıyor ve korkuyor, sesini çıkarmaktan korkuyor. Kadınların sesini çıkarmasını sağlarsak eğer burada daha fazla çözüm alırız. Yoksa herkes susarsa, herkes işte kanıksarsa olduğumuz yerde, yani bu verileri gene biz konuşmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durdurmak gerekiyor. O yüzden yasalarımız sağlam, hakikaten o yasaları uygularsak bir yol alırız, ama işte o zaman 15 yıllık cezayı 9'a indirmeyeceğiz. Şiddete karşı durmaları son derece önemli. Biz kadınlar olarak güçleneceğiz haklarımıza sahip çıktığımız sürece. Ya seni ilgilendirmez mi?